kadar yeter herhalde. Olmuşken iyisi olsun. Temizlik yapar da dip bucak dalarsa o zaman paraları bulur. Ne arıyorsun Necip'im, yardım edeyim. Vardı ya hani benim yeni gömlekler, onlardan alayım dedim ama zaten işe gidiyorum, böyle gideyim. Ne olacak? Şuradan benim saatle yüzüğü. Saatini al da alyansımı sıkıyor dedin ya, ben onu bugün götürüp kuyumcuda yaptırırım. Ha? Olur mu öyle şey? Tamam, yüzük olmasa da ben sana kalpten bağlıyım ama şimdi dışarıdan görürler, parmağında yüzük yok zannederler. Hani böyle birileri göz eder. İyi, sen neleri de düşünüyorsun. Ama benim sana güvenim sonsuz Necip'im. Öyle de olsa dışarıdan ne gelecek bilemezsin ki. Hem elimiz para tutuyor artık çok şükür. Kız gelsin. Hadi. Yani daha kalın vurmalısı yok mu? Necip, hele şu paraları bir görelim de. Ama bak böyle müşteri kaybedersin. O elinde tuttun Trabzon işi. En az 2500-3000 arası tutar. Seni ayaklarından tutup ters çevirip sallasam en fazla 200-300 lira bir para çıkar Necip. Al. Al. Kendin arasından sayıp alırsın. Öldü artık o Necip. Artık Necip Bey var. Kalır bakayım şöyle yanına doğru. Heh, böyle bir de hatıra fotoğrafı çektirelim. Güzel bir paketle de havama hediye olacak. Ne oldu Necip'im? Gel gel. Ne oldu? Ne bu? Aç bak bakayım neymiş. Ne yapayım? Bak kaç sene oldu. Ne bir gün sitem ettin, ne bir gün bir hediye istedin. Gönlümün borcudur artık bu sana. Elimde varken yapayım. Allah daha çok versin, daha çok yaparım. Necip'im, sen de bu çok harcama hastalığından falan mı çıktı yoksa? Ne kadar kazanıyorsun ki sen? Hadi tak bakayım, yakışacak mı? İyi de bu çok pahalı bir şey. Ne yapacaksın pahasını mağasını? Tak, çalışıyoruz ya şimdi. Esnafta da kredimiz var. Duyunca çalıştığımı gözü kapalı taksit yaptılar bana. Yavaş yavaş öderim. Ya. Ay Meral. Kız pek güzel oldu be. Pencere şenlendi vallahi. Ay vallahi Melih ablam. Uğraştın, yoruldun ama değdi. Değdi. Aman sen de. Güzel. Nereden böyle Cale Hanım? Manav'dan geliyorum Hafize teyze. Gördün mü bak Necip'i ekmeğini taştan çıkarıyor. Ne taşı be Hafize teyze? Torbaya zarzavat dolduruyor çocuk. Aa, kız o ne biçim lafı öyle hor görür gibi? Evde yatsa daha mı iyi? Ya siz ne kadar acayipsiniz böyle. Çok şükür bak kızım evde. Kızın yüzü gülüyor. Necip de sen yani esmese de gürlüyor canım. Yani 3-5 kuruş cebine öyle ya da böyle bir para giriyor. Zaten bizim için önemli olan da o bir harçlığını çıkarsın. Üzerimizden yükünü kaldırsın yeter. Sinan'ın da yüzü gülüyordur. O kaçırdığı kızla dost hayatı mı yaşıyor diyordu. Ayol ne kaçırması? Sadece gezip dolaşıp gelmişler. Yani herkes yerli yerinde çok şükür evlerindeler.
Ay öyle deme Melih abla. Misal ben de ilk kocamla geze geze evlendim. Bakın bizim o kızla bir işimiz olmaz. Yani bizde de hayırlı haberler var elbette. Ama siz onu duymazsınız. Hani nerede şer var? Aklınız fikriniz orada olduğu için o şeri duyarsınız. Neymiş o hayırlı haber, neymiş? Çamlıca tepesindeki anten gibi kulaklar hemen nasıl duyuverdi? İşine geldi mi her şeyi duyuyorsun değil mi? Ay Meliha abla çatlatmasını söylesene. Ne yapalım? İlk önce benden duyun bari. Sinan'ı sözlüyoruz. Kız bir de gezmişler gelmişler dediydi. Ama sen de canım. Biz o kızı sokar mıyız hiç evimize ilahi? O değil de benim sözünü ettiğim Ceyda. Meliha kız Ceyda'dan gelin mi olur hiç? Ertesi gün seni huzur evine gönderir o. Görmüyor musun onun gözlerini? O nasıl konuşma öyle? Kızın yanındayken böyle demiyordun ama. Maşallah pek de güzel. Oğlunun yanına da pek yakışmış diyordun. Kızın yanında bu şeytan gibi mi değil? Ay. Yok anam yok. Ben de burada böyle durdum size laf yetiştirmeye çalışıyorum. Yok siz hiç iflah olmazsınız. Üstüme iyilik sağ. Melih ablam hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Hayırdır, ne olmuş burada? Anneciğim, Deniz Burası'nı soymuşlar. Yapma ya. Kesin takip eden biri. Kendi mahallemize bile sokağa çıkamayacağız. Peki gören olmuş mu? Ay bir görevli var, o görmüş. Bir de annem. Ama görevli hemen bayılmış tabii korkudan. Hiçbir şey hatırlamıyor. Tek şahit annem. Hafize teyzeni gördüğünden duyduğundan olur ya. Arkasından şey yaptım ama ileride bir motora bindi, uçtu gitti. Polis dedi ki, burada dedi durun dedi, biz dedi ifade alacağız dedi. Biz onun için bekliyoruz tabii. Hafize teyze nasıl bir şeydi, buralardan mı? Yüzünü tam görmedim. Siyah gözlük, siyah şapka vardı. Boyu da 1.70 boylarında, tıknaz, hafif, göbekli. Tam Necip gibi bir şeydi. Hadi be. Benzettiğin şeye bak senin de. Tak bu Melia'nın hayırsızın kafaya şapkayı. Tak gözlüğü inan ikiz dersin. Yürü git be. Böyle deli deli konuşmalar falan. Bir şeyler yok öyle bir şey ya. Anne acaba Erik de mi alsaydık? Ben biliyorum senin derdini. Kız bu ne? Nene. Bu? Ha bu mu? Necip'imin hediyesi. Niye söylemedin daha önce? Göze mi gelirsin sandın? Yani ne bileceğim ben göz bu değer meğer anne ya. İlahi kız hiç öyle şey olur mu? Annenin kızına gözü değer mi yavrum? Senin için iyi güzel olan her şey beni çok mutlu eder. Dur bakayım. Bana bak. Buna bayağı bir para vermiştir. Yani işte bunların hepsi taksit anne. O zaman bu bütün maaşını taksite yatıracak. Ben de söyledim. Necip'im bir anda böyle yüklenme dedim ama işte. Ay ben anladım. Şimdi bunun cebinde para olursa gidip at yarışına yatıracak. Korktu da. Ha? Kapının önüne koyarım mahalleyi almam diye. Ne yapsın bari parayı bir yere yatırıp bağlayayım da üstünde parayla dolaşmayayım dedi. Haklısın galiba anne ya. Yavrum be ama evini aldıktan sonra sana aldıktan sonra ben onun arkasında dururum. Ziyan etmez o. Like.
kim ki acaba? İyi akşamlar. Necip Karan burada mı oturuyor? Benim. Dön arkana, yatsan duvara. Alın bunu. Ne oluyor memur bey? Ne yapıyorsunuz kocama? Silahlı soygundan anlıyor hanımefendi. Döviz bürosunu soymuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.